Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sesimden dolayı hepinizden özür diliyorum çünkü bayağı hastayım. Son bir haftadır antibiyotiklerle hayatıma devam ediyorum. Ve nezlem hala geçmedi, öksürüğüm hala geçmedi. Ama bu videoyu bugün çekeceğim, artık daha fazla araya bir şeyler girsin, boşluk olsun istemiyorum. Şimdi bugün benden gerçekten son zamanlarda en çok istenen videoyu çekeceğim. Şöyle yan tarafa koyuyorum. Bu kıvırcık ve dağınık saç modelini nasıl yaptığımı çok fazla soruyorsunuz bana. Bugün birlikte bu saç modelini yapacağız. Saçı ilk önce yapacağım. Ben bu saçı daha çok topuzlu kullanıyorum. Böyle şu kırpmalarımı önden çıkararak falan. Yani fotoğraftaki gibi. Daha sonra da o hale getireceğiz. Nasıl yaptığımı şimdi hep birlikte izleyelim. Öncelikle böyle ince bir maşa kullanıyorum. Benimkinin inceliği bu kadar. Yani bunun bir şeyi yok. Benimki Philips'in maşası. Bir adı yok yani. Bu ince maşalardan işte. Bana santimini, kullandığım maşaların santim ölçüsünü falan soruyorsunuz ama gerçekten bilmiyorum. Yani ben öyle gözüme göre alıyorum. Bu incelik bana iyi gelir diye. Yani bu aslında bence standart ama bilmiyorum. Bilmeden de çok konuşmak istemiyorum. Bunu kullanıyorum. Benim saçlarım bazen birazcık inatçı olabiliyor. Şimdi ortadan ayıracağım. Şöyle. Mesela. Şu an kabaracak ama ortadan ayırarak başlıyorum. Daha sonra gelişi güzel. Yana atıyorum. Şimdi bu şu anda benim saçım. Sadece krem sürüp taradım ve kurutma makinesiyle gelişi güzel taradım yani. Bu benim saçımın normal hali. Ve banyo yaptıktan sonra birazcık inatçı olabiliyor. Bu zaten birçok insanda bu şekilde diyebiliyorum. O yüzden bu saç modeli birazcık bence riskli. Şu anda böyle istediğim şekilde yapamayabilirim yani. O yüzden birazcık bu videoyu çekmekten kaçındım aslında. Ama yapacağım. Şimdi ilk önce böyle birazcık Afrikan görünsün. Hani böyle gerçekten doğal kıvırcıkmış gibi. Şuradaki bütün bebek saçlarına kadar kıvırıyorum ve çok incecik kıvırıyorum. Ve bu arada ben bu saçı yani bayağı şöyle kıvıracağım ama hepsi bu kadar uzun sürmeyecek. Merak etmeyin. Şöyle içe ah, maşam burası hep burada çıkıyor. Bunu yapıştırmam lazım. Bu arada en başta bayağı güleceğiz birlikte tipime. Çünkü çok komik oluyor. En sonunda dağıtınca kendine gelecek. Bu arada bunu yaparken sürekli olarak alnımı yakıyorum. Şöyle minik kıvırcıklar yapacağım. Çok komik şu an. İyileşemiyorum yani. 2 aydır falan hastayım. Çok zor. Bu arada ben bu saç modelini neden ve nasıl yapmaya başladığımı söyleyeceğim. Bu ah yandı şu an mesela. Dedim ya aslında bundan bahsedecektim de. Benim saçlarım normal hali bu ve insanlar hani bunu şey falan sanıyorlar. Düzleştiriyorum sürekli. İşte uğraşıyorum bununla falan sanıyorlar ve ben de kıvırcık saçın çok daha doğal göründüğünü düşünüyorum. Çünkü kıvırcık saçı dağıtınca gerçekten çok doğal ve güzel bir görüntü oluyor. Ben de daha doğal görünmek için bu uğraşa giriyorum gerçekten. Böyle böyle yapacağız şimdi. Bütün önlerini. Şimdi bu böyle bayağı komik. Şu an şey gibi görmüyor muyum? Kapşonu takmışım ve saçlarım içeriden çıkmış gibi bence. Kameradan gerçekten şu an öyle görünüyor. Neyse şimdi hemen öbür tarafı da yapacağım ve daha sonra geri kalanına devam edelim. Şimdi şöyle bir görüntü oldu. Ben bunu hiç bozmayacağım şu an. Biraz dursunlar. Çok sinir bozucu ama kendime bakmak bile istemiyorum. Şöyle yana atayım. Şimdi gelişi güzel. Tepelerini yani artık her yerini yapacağım. Neden gelişi güzel? Çünkü arkadaşlar gerçekten uğraşılmaz. Ve ben de gerçekten hani her zaman çok gelişi güzel yapıyorum. Şöyle ilk başta tepelerini birazcık şöyle sarıyorum. Ama daha sonra bu kadar hani iyi yapmayacağım. Yani altlarını falan sadece uçlarını saracağım. Çünkü diğer türlü bayağı bonus olacak. Yani şöyle. Bozuk olan yerleri şöyle bir daha falan.
Yani gerçekten pek uğraşmadan. Ve bu arada maşam bayağı milattan önceden kalma falan. Lisedeyken almıştım ben bunu. Hala var ama bunlarda. Bayağı dayanıklıymış yani. Yani artık o kadar ince ince almıyorum. Zaten bunları da dağıtacağız ama bunlar önde olduğu için bir tık daha fazla bozuluyor. Bir de işte dediğim gibi o bebek saçlarını da kıvırmak için birazcık ince yapmak gerekiyor. Ben en sonunu bayağı bir bozacağım. Yani şuraları görüyorsunuz birazcık böyle su dalgası gibi oluyor. Çünkü yeni yıkandığım için. Bir tık daha ince almayı deneyeceğim. Bu arada bunlar üstte görünen kısımlar olduğu için yine bir tık daha fazla özeniyorum. Önerdek kadar özenmiyorum ama çünkü zaten toplayacağız bu saçı. O da çok koyuyor biliyor musunuz? Hepsini yapıp sonra topluyorum. Ama bu saç kolay kolay bozulmuyor. Çünkü ince maşayla yapıldığı için. Hani açtıktan sonra bile bir güzelliği oluyor. Şu an beni ne kadar ciddiye alabiliyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Şimdi artık en üstleri bitirdiğim için buraları hani dibe kadar çıkarmadan şöyle gelişigüzel sarıyorum. Ya bir de saçım çok hakikaten yani çok zor oluyor. Şimdi saçlarımın son hali böyle her yerini yaptım. Yaklaşık yarım saat sürmüştür. Baya zor. Neyse şimdi artık bundan sonra kural yok. Tamamen bozuyoruz. Ay nasıl bir Türk filmiyim şu an. Şimdi tahta bir tarak kullanacağım. Çünkü saçlarımın elektriklenmesini istemiyorum. Ve şöyle birazcık. Aralarda gezdiriyorum. Öyle çok muntazam taramıyorum. Bakın buradan böyle şimdilikleri çıkarınca çok tatlı oluyor. Yani ben bunu şu anda böyle kullanmam. Ama yarın ben bu saçı açıkta kullanırım. O yüzden ne yapıyorum? Bu kadar uğraşıyorum. Toplu kıvırcık saç kullanmayı da çok seviyorum. Sanki saçlarım özünde kıvırcıkmış gibi. Bunları şimdi toplayacağım. Yani isterseniz dediğim gibi eğer bu kadar hani kabarık seviyorsanız böyle de kullanılır yani. Şimdi toplayacağım. Umarım başarabilirim. Çünkü topuz nasıl biliyor musunuz? Ben bunu nasıl keşfettim? Bir gün böyle bir yerdeydim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Böyle heyecanla bir şey izliyordum. Maç olabilir. Orada abuk subuk şöyle bir topuz yaptım saçımı. Sonra bir çıktım. Aa dedim ne kadar güzel toplamışım. Hani şey olur ya sabah yüzünüzü yıkarken evde topuz yaparsanız ve o topuz çok güzel olur. Ve hadi bir evden çıkarken bir daha düzgün yapayım aynısını dersiniz ve asla olmaz. Birazcık öyle bir topuz. Ama işte kıvırcık olunca daha şanslı olunuyor. Ben şöyle gelişigüzel alıyorum. Burada enselerimi bile yaptım. Şuralardan ince ince çıkartıyorum. Şimdi şunları birazcık ehlileştireceğim. Kabaca şöyle.
Şöyle topladıktan sonra arada böyle gözüme takılan bukleleri birazcık gevşetiyorum şöyle. Hani daha bol bol dursun diye. Şimdi ensem benim kısa olduğu için sizin saçınız kısa değilse benimki gibi çok da zorlanmayacaksınız. Ben ne yaparsam yapayım ensemden saçlarım dökülüyor. Bu arada ilk başta böyle biraz Halil Sezai gibi olacaksınız ama gün içinde gerçekten düşüyor. O zaman güzel oluyor. Biraz tel tokayla enselerimi tutturacağım. Ve oradan da böyle doğal bukleler bırakacağım. Tokayı da böyle biraz taktıktan sonra şöyle gevşetiyorum saçımı. Tel toka yok. Dur. Ve şöyle arkadan da birazcık döküldü. Çünkü dökülecek yani. Bari dökülenler düzgün olsun. Ve bitti. Ben bu saçı işte tam olarak böyle yapıyorum. Şuralardan birazcık daha çıkarsak mı? Böyle at kuyruğu ve topuz arası bir şey olsun. Yani bence bayağı salaş ama değil gibi de birazcık falan böyle. Gün içinde daha da salacak ve birazcık daha salaş bir hale gelecek zaten. Bilmiyorum, ben çok seviyorum, böyle hoşuma gidiyor. Evden çıkarken şöyle bir hop toplamışım da çıkmışım falan gibi. Bence şu anda benim hissiyatlarımı, saçları benim gibi bir pırasa gibi dümdüz olanlar çok iyi anlayacak. Çünkü şekil vermek zaten çok zor. Ve gerçekten sürekli olarak fön çekmişsiniz gibi görünüyor. Ve ben o özenli görüntüyü çok sevmiyorum her zaman. O yüzden de böyle dağınık, salkım saçak şeyleri bayağı çok seviyorum. Ama gördüğünüz gibi sizin için kısa, benim için bayağı uzun bir video oldu. Çünkü yani saçlarınız benim kadar da gür değilse bu kadar uzun sürmez ama bu arada hala düzeltmeye çalışıyorum. Biraz insinler diye uğraşıyorum. Güzel halini siz de görün diye. Evet, şu anda güzel oldu. Tamam. Şu anda beğendim. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani fotoğraftakinin ve bu saçla iki tane video çektim. İkisinde de sürekli olarak altında bu saç modelinin videosu çeker misin dediniz bana. Ben de çektim. Bence güzel oldu. Ben böyle saç videolarını sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü saçlarımla uğraşmayı da çok seviyorum aslında ben. Böyle arada değişik şeyler falan yapıyorum. Eğer isterseniz, hatta böyle şey yapabilirim. 5 tane kısa saçla yapılabilecek saç modeli falan. Hala saçımız şey kısayken. Çünkü uzatıyorum biliyorsunuz. Yani böyle şeyler yapabiliriz aşağıya. Ama mutlaka yorum yapın. Siz de hatta benimle fikirlerinizi paylaşın. Hani neler yapabilirim. Benim aklıma hani böyle bir şey geldi. Bayağıdır da çekmek istiyordum böyle bir video. Hani kısa saçla yapılacak 5 model, 4 model falan ne olursa olsun. Çünkü birkaç tane model var böyle aklımda. İsterseniz o videoyu çekebilirim. Ama onun haricinde de yine böyle saç şeyleri, videolarını seviyorsanız, saç fikirlerini falan, bana aklınıza gelen herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Bu videoyu bugün çekmeyecek olsaydım bu saçı asla yapmazdım. Ve artık saçlarım tabii Roaksan kullandığım için daha geç yağlanıyor. Daha uzun süre kullanabilecek olmak beni şu anda mutlu ediyor. Çünkü bu kadar çok uğraştıktan sonra ertesi gün saçınız yağlanıyor. Düşünsenize, gerçekten çok kötü bir şey. Şu an onu yaşamadığım için birkaç gün böyle bu saçı kullanabileceğim. O yüzden çok mutluyum. Neyse, o zaman videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.